Arkadaşlar yeni bir videodan daha merhaba, ben Samet. Yapalım Uzman kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar, aslında bu biraz beni de ilgilendiriyor çünkü bildiğiniz gibi ben endüstri mühendisi mezunuyum. Yani bu vize çeşidi yeni mühendislerle ilgili olduğu için gerçekten çoğu kişi için faydalı olabileceğini düşünüyorum. Bunun dışında yanımda şu an Şahan var. Kendisi bu vize çeşidiyle yıllar önce buraya geldi. Şu an zaten biz burada tanışıyoruz, çok beraber çok vakit geçirdik. Kendisinden rica ettim dahil olmak ister misin diye böyle bir videoya. Kendisi kırmadı beni. Şu an beraberiz. Yani ben önce istersen bir kendinden bahset. Sen kimsin? Şahan kim? Ben geldi buraya. Aynen, ben Şahan. 2017 senesinde Avustralya'ya geldim 476 vizesiyle. Ben İTÜ İnşaat Mühendisliğinden mezunum. 2016'da da mezun olmuştum. Yani mezuniyetimden bir sene sonra kadar falan buraya geldim. Yani kendisi dediği gibi zaten yeni mezun mühendis vizesiyle geldim. Ben de şu an bildiğiniz gibi burada dil eğitimi görüyorum. Dil okuluyla buradayım. Ben de mesela şöyle tanışmıştık, hatta tanışma sürecimizi anlatayım ben. Yeni mezun mühendis vizesine başvurmayı düşünüyordum. Yani vizemi bu şekilde değiştirmeyi düşünüyordum. Kendisiyle tanıştık internet vasıtasıyla. Kendisi anlattı bana zaten, bak şu avantajları var, şu dezavantajları var vesaire diye anlattı bana bunları. Oradan bir tanışıklığımız oldu zaten şu anda. Şimdi istersen ben bir bildiğim kadarını anlatayım. Hı-hı. Ben şöyle biliyorum. Eksik, hı-hı, yanlış biliyor olabilirim zaten. Aynen. Sen de en baştan süreci anlatırsın zaten. Aynen. Benim bildiğim kadarıyla arkadaşlar yeni mezun mühendis vizesi adı üstüne Türkiye'den belli başlı üniversiteler var zaten. Oralarda mezun olduktan sonra 2 sene içerisinde Avustralya özel bu vize. Avustralya'ya başvurabiliyorsun. Başvurulduktan sonra işte bunun açıklama süreci var tabii ki de. Bunu zaten sen daha iyi biliyorsundur. O süreçten sonra siz buraya geliyorsunuz. Sizin burada 1 sene çalışma hakkınız var. Yani siz bir vize ücreti de vermiyorsunuz diye biliyorum ben. Hani cebinizden çok düşük miktarda paralar çıkıyor. Neredeyse belki de hiç çıkmıyordur. Ben tam hatırlayamıyorum. Geliyorsunuz burada, bir sene burada çalışabiliyorsunuz mühendis olarak ya da herhangi bir işte olarak. Şimdi en baştan süreci anlatması için ben hani yanlış mı biliyorum, eksik mi biliyorum, şu an bir konuşsun anlatsın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Hatta videoya ilgili düşüncelerinizi ya da bir sorunuz varsa ya da bir sonraki videonun konusu ne olsunla ilgili bir düşünceniz varsa mutlaka onu yorumlarda belirtin diyerek videoya ben geçiş yapıyorum arkadaşlar şimdi. Şimdi şöyle, bu vize belli başlı üniversitelerden mezun olanlara üzerinden 2 yıl geçmediyse eğer başvurabildikleri bir vize. Ama bu belli başlı üniversiteler dediğimiz ne oluyor? ABET soru işareti koyalım buna şimdilik ve MÜDEK Üniversitesi. MÜDEK kesin ama ABET üniversitelerinde şu anda bildiğim kadarıyla bir sıkıntılar var. Çünkü ABET Amerikan akreditasyonu olduğu için Avustralya bunu tanımayıp sadece Washington Accord'u tanıyabiliyor. O da sadece Türkiye özel olduğu için. Ama ben İTÜ'den mezunum ve ABET'li olarak geldim. Bu çıkanı var, çıkmayanı var. Birazcık tartışmalı bir konu ama MÜDEK'lileri hani %100 çıktığını biliyorum. Başka bir ön şartı da dediğim gibi 2 sene üzerinden geçmemesi gerekiyor mezuniyetin. Üçüncü ön şartı da belli bir İngilizce yeterliliğinin gösterilmesi gerekiyor. Yani o klasik soru, abi sınava girecek miyiz? Evet, gireceksiniz. Yani bir TOEFL, bir IELTS, bir PT gibi herhangi bir geçerli sınava girmeniz gerekiyor. Bu vize neyi sağlıyor? 1,5 yıllık full time çalışma izniyle okuma izni veriyor. İkincisi de çok cüzi bir rakamdı galiba. $300 ya da $400 gibi bir fiyatı vardı ben başvurduğumda. Şimdi artmış olsa bile çok fazla arttığını da düşünmüyorum. Öyle belgeleri içinde ya da vizenin kendisi için çok bütçe ayırmaya gerek yok. O dönemde sadece en büyük bütçeler zaten uçak bileti, vize ücreti ve sınav ücreti, artık kaç defa girmeniz gerekiyorsa yani. Yani kimler başvurabilir sorusunu sorarsak dediğin gibi MÜDEK ve ABET miydi? MÜDEK ve ABET üniversiteleri. ABET üniversiteleri 3 tane zaten bildiğim kadarıyla. ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi. MÜDEK'te onun bir tane listesi var internette. Oradan bakabilirsiniz. Hangi bölümler, hangi üniversitelerin falan MÜDEK'te olduğuna bakabiliyorsunuz. Peki diyelim ben Türkiye'deyim. O dediğin üniversitelerden mezun oldum. IELTS sınavına girdim ya da dediğim olduğun gibi diğer sınav çeşitlerine girdim. Belli bir puanım var benim şu anda. Hı hı. Ben bu vizeye başvurdum. O cüzi miktarı ödedim. Ben ne kadar süre sonra Avustralya'ya gelebilirim? Bu bildiğim kadarıyla son yıllarda bayağı kötüleşti. Şu anda processing time'ları yani işlem süreleri çok uzadı diyebiliyorum. Benim zamanımda 2-3 ayda çıkıyordu. Bayağı mezun oldum.
Ya ben bir nereye gideyim? Avustralya bir deneyeyim de, deyip de bir başvurup 2-3 ay sonra gidebildim mi vizeyken şu anda bu bizim 2021'de başvuran arkadaşlarımızın hala beklediği bir vize. Hani başvurduğunuz zamanda bütün şartları sağlıyorsanız üzerinden ne kadar süre geçtiğini önemi yok. Ha başvurduğunuz sıradaki şartları sağlamıyorsanız mesela diyelim İngilizceniz yok. Ben bu İngilizce sınavını zaten yaparım. İlk önce başvurayım, sonra İngilizce sınavına gireyim, puanı alayım derseniz o da olmuyor. Tam başvururkenki şartlarınız neyse ona göre vizeniz çıkıyor ya da çıkmıyor. Bu yüzden de bu uzun bekleme süreleri bazen bazı insanların çok sinirini bozabiliyor. Diyor ki işte abi biz başvurduktan sonra hayatımız değişti. Hani şimdi biz kalkıp Avustralya'ya mı gidelim, evlendim, çoluk çocuğa karıştım diyenler bile olabiliyordu. Ama bazıları için de o anki durumdan kurtarıcı gibi de oluyor ve bir yedek bir şey gibi, böyle sanki bir bankaymış gibi, ikinci bir planmış gibi çok güvenli bir şeye dönüşebiliyor. Ben açıkçası gelmeyecek bile olsanız da küçük bir yatırım gibi düşünüp bunu tavsiye ederim yani herkesin başvurmasına. Başvurabilirsin, çıksa da bile gitmeye de bilirsin yani. Evet, zorunda değilsin ve çıkar çıkmaz da gitmek zorunda değilsin. Bir yıllık bir süre veriyorlar. Vize çıktıktan sonra o bir yıl içerisinde istediğin zaman giriş yaptığın sürece vizen oradan başlıyor. Hani bir buçuk yıl çıktığı günde de başlamıyor mesela. Giriş gününden sonra bir buçuk yıl işlemeye başlıyor. Hatta ben birisiyle daha tanıştım. Başvuruyor. Bir yılın neredeyse sonuna gelirken bu vizeyle giriş yapıyor. Beş gün kalıp geri dönüyor. Bir buçuk yıl daha uzatmış oluyor aslında bu sürece. Yani hayat şartlarınıza göre, o duruma göre her şekilde kurtarabileceğiniz bir şey yani. Peki mesela ben vizeye başvurdum, vizem çıktı, ben buraya geldim. Ben burada mühendis olarak çalışmak zorunda mıyım? İlla mühendisliği mi yapmak zorundayım o 1,5 sene içerisinde? Hiçbir şart yok. Ne isterseniz yapabilirsiniz. Yani isterseniz çalışmayabilirsiniz. Sözünü kesiyorum bu arada. Zaten kendisi bu vizeye gelmiş. Şu an burada mühendis olarak çalışıyor. Zaten bir sonraki videonun konusu da yani mutlaka izleyin o videoyu. Bir önümüzdeki hafta paylaşmış olacağım. Kendisi mühendis olarak burada çalışıyor. O süreç nasıl ilerledi? Onu da zaten bir sonraki videoda önümüzdeki hafta izlersiniz umarım. Yani şöyle söyleyeyim. Özellikle şeye gerekmiyor. Yani ay kendi alanıma çalışmak zorundayım ya da belli bir şirketler olmak zorunda ya da belli bir eyalet ya da belli bir şehirde çalışmak zorundayım. Yani regional'dır ya da city'ler gibidir. Hiçbir kural yok. İstediğiniz yerde istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Tavsiye mühendislik yapmanız yönünde, özellikle kendi mesleğinizi yapmanız yönünde. Çünkü uzatmak istediğinizde bu vizeyi çeşitli zorluklar çıkacak. Mesela işte sponsor bulabilirsiniz ya da puan toplayabilirsiniz gibi birkaç tane seçenekler olacak. Bunları kendi alanınızda yapmanız makul ama ben para biriktirip ülkeme geri dönmek istiyorum. Sadece bir Erasmus deneyimi gibi bir şey yaşamak istiyorum ya da sadece bir yurt dışında bir buçuk yıl bir kalmak istiyorum dediğinde de buraya gelip part-time işleri yapıp hayatını sürdürebilirsin. Ki ben ilk geldiğimde zaten mühendislik işine çalışmadım. Temizlik, işte Domino's gibi yerlerde çalıştım. Son olarak şu soruyu sorarak bu konuyu kapatmak istiyorum. Bu vizenin bir dezavantajı var mı bize? Bu vizenin bir dezavantajı şöyle olabiliyor. Biraz zorlama bir dezavantaj ama bazı insanların başına gelebiliyor. Diyelim ki Avustralya gerçekten hayaliniz. Buraya elbet bir şekilde geleceksiniz ve bütçe ayarlayıp başka yollarınız da var. Mesela diyelim ki paranız var ve master yaparak gelmek istiyorsunuz. Ya da 2 yıllık başka bir okul okumak istiyorsunuz. O zaman bunun bitiminde olan yani bu eğitimlerin bitiminde olan yeni mezun başka vizeler de var. Bunlar başka kodlarda ve bu vizeler kesinlikle 476 vizesine göre daha iyi. Mesela master yaptıktan sonra 2 yıllık bir 4 yıllık full time çalışma vizesi veriliyor mesela burada. Ama sen eğer daha önceden 476'yı alıp bu hakkını kullanırsan eğer o zaman sen bu vizelere başvuramıyorsun. Çünkü 3 tane bildiğim kadarıyla mezun olma vizesi var ve bu üçünden sadece birisini seçebiliyorsun. Hani dediğim gibi bu kaç kişinin başına gelir bilemem. Ama paranız varsa bunu yapabilme konumundaysanız daha uzun dönem düşünüyorsanız benim tavsiyem master'la gelip ondan sonra diğer vizelere başvurmanızı tavsiye ederim. Çünkü onlar çok daha uzun ve çok daha rahat alınabilecek bir şey. Evet. Ama
abi ben okumak istemiyorum, denemek istiyorum, görmek istiyorum. 1,5 yıllık bir şey de bana yeter diyorsan zaten böyle bir şey, bu çoğu insanın yaptığı bir şey. Çünkü buradaki en büyük avantaj, evet, bir yerde 30 bin dolar ödemek var, bir yerde evet, 500 dolar ödemek var. Yani aradaki fark uçurum. Ama birisi 1,5 yılı verirken birisi 6-7 yılı veriyor. Hani bunun ticaretini yapmak lazım. Hani mesela 1,5 yılda evet iyi para kazanır ama geri dönmek zorunda kalabilirsin. Ya da sonra tekrardan okullara başvurarak vizeyi uzatabilirsin. Ama bu sefer 1,5 yıl artı 2 yıl olur, 3,5 yıl evet, olacak. Ve o 2 yılda biliyorsun ki öğrenci vizesinde yarı zamanlı olacak evet, çalışma. Ama diğer yolda gelince 2 yıl evet yarı zamanlı ama 4 yıl tam zamanlı çalışabiliyor olacaksın. Ve bildiğim kadarıyla da şu anda hükümet de buna destek olmaya çalışıyor. Yani insanların 476 gibi vizelerle değil de okuyarak gelsinler, evet, bizle yetişsinler ve biz onlara kalıcı oturum verebilecek imkanlar verelim deyip artık yani hükümet daha geçen de bir açıklama yaptı. Dedi ki yani biz bunu tamamen destekliyoruz. Kalıcı oturum için, kalıcı oturumu kolaylaştıracak burada okuyan insanlar evet, için yollar arıyoruz demişti yani. Anladım. Yani özetle dediğin kadarıyla maddi durumu yerinde olan kişiler, yani master yapma imkanı olan kişiler master'la buraya gelsin. Çünkü aynen, master'dan sonra 4 yıl değişti. Master'da demeyelim. 2 yıllık bir eğitim evet, bildiğim kadar. 2 yıllık full time study time olan, yani işte ders zamanı olan herhangi bir bölüm bitirince galiba oluyor. Evet. Ben master'a diyorum çünkü bunu izleyenler büyük ihtimal üniversite mezunu olacak değil, üniversite doktoru evet, olacak. Yani evet, liseden çıkıp gelen kaç kişi var ya da zaten onlar 476 araştırmıyordur evet, bile evet, diye düşünüyorum. Tabii. 476 için zaten insanların özellikle üniversite mezunu olması gerektiği için üzerine koyabilecekleri şey master olduğu için evet, bunu önerdi. Ama normalde yani 2 yıllık da izleyenler varsa ya da işte liseden mezun olanlar varsa onlar için TEF kursları var, diploma kursları evet, var. Yani daha başka 2 yıllık eğitim türleri var. Dil okulu hariç. Dil okulunda böyle bir şey yok. Evet. Yani özellikle vizeyle ilgili benim bildiğim, senin anlattığın şeyler zaten bunlar. Daha anlatabileceğim, yani verebileceğin ekstra bir bilgi var mı bu vizeyle ilgili? Ya da bir tavsiye var mı gelecek ya da bunu araştıran kişiler için? Bu vizeyi şöyle de kombinleyebilirsiniz. Diyelim ki yine paranız var. Birazcık da endişeniz de vardır ya da belki de hayata birazcık daha nasıl desem, geleceği çok planlamayıp yine de her ihtimali de açık olsun diyebileceğiniz bir şey daha var. 476'nın çıkma süresi uzun olduğu için buraya öğrenci olarak gelmeden önce 476'ya başvurabilirsiniz. Hmm. Öğrenci olarak gelebilirsiniz ama ondan sonra baktınız burada tutunuyorsunuz ve kesin karar verdiniz ben artık bu bölümü bitiririm ve diğer uzatma vizesini de alacağım derseniz de 476 vizesini geri çekebiliyorsunuz. Hmm. O zaman da diğer mezun olma vizelerinden mahrum kalmıyorsunuz. Hmm. Ama bu neyi sağlıyor? Diyelim ki bir sene okudun, maddi durumun yetmedi, hayattır, terslik oldu, evet, korona vurdu tekrar, bir şey oldu. Ne olabilirdi? Sen tam okulun bittiğinde artık paran yetmediğinde ikinci yılı belki göremeyeceksin ya da belki gidip gelip ya da okulu yakmak zorunda kaldığında zaman kaybı yaşamayacaksın. Evet. Aslında o hala o süreç kendi içinde işliyor. Avustralya'da çoğu insanın bilmediği bir şey var. Aynı anda birkaç vizeye başvurabiliyorsunuz. Yani o yüzden hem öğrenci vizesine hem 476'ya aynı anda başvurup hangisi çıkarsa onu da gidebiliyorsunuz yani. Hmm, bu önemli bir şey dediğin gibi. Hani çoğu kişi bilmiyor bunu. Evet. Ben de zaten geçenlerde öğrendim. Aynen. Geçenlerde öğrendim. Hani iki vizeye birden başvurabiliyor musunuz yani? Özetle bu şekilde o zaman. Ekleyeceğim aynen, bir şey yoksa. Yok yok. Teşekkürler bu bilgilerden mahrum bırakmadığın için. Beni de izleyenleri de zaten. Evet, ben de beğenmiştim. O zaman ben yavaştan videoyu kapatıyorum. Tamamdır. Arkadaşlar umarım video faydalı olmuştur. Yani videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Video hakkında düşüncelerinizi ya da sorularınızı mutlaka yoruma belirtmeyi de unutmayın. Diyerek ben yavaştan videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek ve buluşmak üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Hoşçakalın.